Efe, gel benim. Benimle gel Zarif. Bütün dünya ayağa kalksa herkese karşı gelirim. Herkesten korurum seni. Gidersek şimdi gideriz. Gitmezsek hiçbir vakit. Şimdi söyle bana. Benimle gelir misin? Zarife. Kumrim. Sen benim evladımsın. Bir baba istemez mi evladı ömür boyu mutlu olsun? Ama bu mutluluk seni gözümün önünde ölüme götürüyor. Benim Ramiz amca. Onu kimin yaptı beni bileyim. Ama sana söz veririm. İki dünya bir araya gelse Zarife'ni, Kumre'ni koruyacağım. Koruyamazsın Alex. Koruyamazsın, gücün yetmez. Korurum ben Ramiz amca. Ben hiçbir şey anlamam Fatma. Bir insan sevdiğini nasıl bile güre güre ölüme götürür? Hiç anlamam. Hiç. Korurum ben Ramiz amca. Ölürsem de Alex'in yanında ölüm baba. Her şeye razıyım. Ben razı değilim. Ben razıyım. Ben senin babanım. Onu seveyim baba. Zarife. Zarife. Kumrim. Gel babanın sözünü dinle. Gitme. Gitme. Baba. Gidersen baban yok. Ömrümün sonuna kadar gülmem yüzüne. Konuşmam seninle. Rabbim şahidimdir. Affet beni baba.
Zarife, Zarife dur Zarife. Yapma. Zarife! Kurbanın olam gitme. Sonradan pişman olacak şeyi yaparsın Zarife. Yapma. Gitme. Abla ben kararımı verdim. Zarife. Zarife! Zarife, Fahim mi gidersin Zarife? Gitme kurbanın olam. Zarife bak, bak analık hakim helal etmeden yarım giderse. Zarife! Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse. Annemin yelkeni olsa açsa da gelse. Kardeşlerim yolları bilse de gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim.
Tamam Şerif. Tamam. Bitti. Bitti artık. Bitti artık. Biz en doğrusunu yaptık Şerif. En doğrusunu yaptık. Artık sen benim kumayımsın. Sorayım niçin? Ne lazım edi yapan Fatma? Ha? Alex'in kafasına silahı mı dayasaydım? Zincirlerime vursaydım Zarife'yi, odaları mı kapatsaydım? Bu evde herkes bildi ne o ki? Herkes! Kapat yanda. He? Bende de. Hepiniz de! Sefte siz çıkardınız bu evde. Sevdiğinle evlenme adetini. Hatice Hasan dedi, razı olduk. Vahide Mustafa dedi, razı olduk. Şimdi isteği İstanbul'a gitsin. Sıra yavaş yavaş kız şeylere geliyor. Kim bilsin onlar ne işler açacaklar başımıza. Ah Fatma, ah Fatma, ah. Ne var idi 5 tane kız çocuk ki dokunacak. Al birini, vur ötekine. Şimdi beni iyi dinleyin. Artık bu evde Zarife'nin adı anılmayacak. Duydunuz değil mi? Duydun değil mi Fatma? Duydum. Zarife adına bir kızım yok. Benim Zarife adına bir kızım yok. Rabbim bunu günahıma yazma. İster yaz ister yazma. Benim Zarife adına bir kızım yok. Benim Zarife adına bir kızım yok. Gel Zarife. Dede. Dede. Gel Zarife. Dede. Dede. Biz geldik dede. Siz mi geldiniz? Zarife. Zarife ile beraber. Ne oldu ya? Her şeyi anlatacağım dede. Zarife. Gel kızım, hoş gel. Gel. Sana gelinini getirdim dedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Terimle büyüttüm. Ne bildiğimse ürettim. O ne vakit güldü, ben de güldüm. O ne vakit ağladı, ben de ağladım. Onun hayatı benim hayatım oldu. Ama o ne yaptı? Hayatını içe saydı, ölüme gide.
Rabbim, ben yüreğime taş bastım. Onun bir daha istemeyim yüreğim. Ama bu benim kızım. Bu benim kumrim. Sen onu koru. Sen koru onu Rabbim. Sen hiç merak etme abi. İznini uzatacağım. Sonra da düğün için geri döneceğim. İnşallah. Tren kalkıyor. Tren kalkıyor. Hoşçakalın. Tren kalkıyor. Güle güle. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Alex. Benim Zarif. Çökebilirim ne düşünüyorsun? Babam beni hiç affetmeyecek. Biz doğru şey mi yapayız Alex? Ben hayatımda daha doğru bir şey yapmadım. Bak benim yüzlerime. Biz doğru bir şey yaptık Zarif. Öyle. Bir gün her şey düzenlenecek Zarif. Baban, anan, kız kardeşlerin, herkes seni affedecek. Eskisi gibi yaşayacağız. Eskisi gibi mutlu olacağız. Ne vakit oturtacak dizini torunların İramiz amca. Ne vakit görecek ki biz doğru yapmışız. Torunların mi? Onların, bizim çocuklarımız. O gün bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız diyecekler ki Zarife nenemiz hem Alex dedemiz birbirlerini o kadar severlermiş ki hiç kimse karşı gelememiş. Onların aşklarına bütün dünya boyun eğmiş. Bütün dünya. Her şey düzlenecek Zarif. Sana söz veririm. Bundan sonra burası senin evin kızım. Bu yaşa kadar anan, baban büyüttü, korudular seni. Bundan sonra biz koruyacağız. Bundan sonra benim de kızımsın. Bundan sonra bu ev senin evindir. Efendim Nevreste. Namık yok mu? Yok. Gitti. Bir işi var idi. Gitti. Gitti mi? Aa. Nasıl gitti? Öyle gitti. Nereye gitti? İşi var idi değil mi dedim. Niçin gitti? İşi var idi. Aa. Babam ona sonra.
günü kaldı de. Kararını değiştirmez ise Teo'nu böyle, teten böyle böyle öldürürüm de. Öldürür mü de? Öldürür. Hem de çıtır çıtır yer. Lazım bir an evvel niyetini ciddileştirsin. Lazım benimle evlensin. Yok, istemezse evlenmek. Babam o ne? Bak buraya kızım. Sen ne konuştuğunu bilmeysin. Hadi sen eve git. Olur mu öyle bir şey be kızım? Sen babamı tanımaysın Münevver teyze. Daha şimdiden evin önünde çukur kazar. Kızım, hadi sen git evine. Ben geldim namık sülerim ki sen aradın onu. Hadi. Hey. Hadi güle güle git. Hey Allah'ım. Sakın unutmayasın. Süleyesin namıga. Dört gün. Ya düğün ya cenaze. Yok yok hiç unutmam. Hayt hayt kızım. Hadi. Git. Selametiyle git. Ama gitti mi? Gitti gitti. Aman be çocuğum. Niçin yapaysın inat bu ka? Bak ne güzel kız lokum gibi. Al onu. Dil ona. Nasıl dil? Lokum gibi güzel. İstemem güzel dil. Güzel dil babasının yaptığı da güzel dil. Abi çok fena adam, çok iri, korkasın ondan. Çok iri ama. Zarife'yi öldürecekler. Bu sabah ne oldu biliyor musun? Bu sabah bizim bahçedeki ağaca bir kukla asmışlar. Zarife'nin kuklası. Bile sallanıyordu. Öldüreceğiz demek istiyorlar. Tamam dur, dur Ramazan amca. Dur sakin ol. Onu bir tek sen koruyabilirsin amcasını kaymakamım. Dur sakin ol, gel otur şöyle Ramazan amca. Gel. Otur ama. Gel sakin ol. Otur Ramazan amca. Evet amca, şimdi sakin ol ve tek tek yavaş yavaş anlat bana ne oldu? Anlat tamam. Zarife gitti. Alex de gitti. Biletiniz hanımefendi. Sağ ol. İyi yolculuklar. Biletler lütfen. Burası sizin yeriniz değil. Öyle mi? Lütfen beni izleyin. Pekala. Sizin yeriniz burası beyefendi. Buyurun efendim. Zarife gidersen dedim. Senin baban yok artık dedim. Ama beni dinlemedi gitti. Ezip geçti beni. Ben de dedim ömür boyu konuşmayacağım seninle. Sonra düşündüm düşündüm amcasının kaymakamı. Zarife'ye fena bir şey olursa ben yaşayamam ölürüm. İsteğim
onu koruyasın sen. Amcasır kaymakam. Ama buraya geldiği gibi hiç kimse bilmesin. Ne olur söyle bana. Tamam Ramiz amca, merak etme sen. Fatma yenge bile bilmeyecek. Kimse söylemem bana geldiğini. Sana söz veriyorum Ramiz amca. Zarife'ye bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Koruyacağım onları. Ne olur üzülme artık, tamam? Sak odasın amcasını kalma. Ben gidem amcasının kaynakım. Sak olasın. Seni uğurlayamıyorum amca. Kazip. Buyurun efendim. Derhal Cezmi komutanı çağırın bana. Emredersiniz efendim. Aleykümselam. İsteyim görüşen muhtarla. Nerededir abi? Buradan devam edin, yolun sonunda. Sağ olasın. Hadi. Efendim, beni istemişsiniz. Buyurun komutan. Zabitlerden birkaçını görevlendirmenizi istiyorum komutan. Baytar Efendi'nin evinin civarında nöbet tutsunlar. Emredersiniz efendim. Gerekirse tebdili kıyafet dolarsınlar, kendilerini belli etmesinler. Tebdili kıyafet mi? Öyle. Alexander ve Zarife'yi olabilecek herhangi bir vukuattan korunmak için komutan. Evleniyorlar. Zarife Baytar Efendi'nin evinde. Demek vazgeçiremediler öyle mi? Öyle komutan. Ortalık yine kızışabilir. Müslüman ve Hristiyan ahalinin dünkü gibi birbirine düşmemesi için zabitlerin sürekli devreye gezmelerini istiyorum komutan. En ufacık bir hadiseye mehal vermeden müdahale etsinler. Baş üstüne efendim. Papaz Efendi'ne istediğimiz malumat geldi mi komutan? Hayır efendim, henüz gelmedi. Öyleyse siz Papaz Efendi'ye gidin komutan. Camiye domuz bağlayanların kim olduğunu öğrenmiş mi? Soruşturun. Baş üstüne kaymakam bey. Bir şey de öğrenirseniz bana haber verin. Ben evde olacağım. Emredersiniz. Muhtar Efendi! Muhtar Efendi! Evet. Muhtar Rasim sen misin? Evet. Biz Manastır'dan geliyoruz muhtar. Seninle hususi bir mesele hakkında konuşmamız gerek. Ramiz Baba Geley. Fatma. Nasılsınız, ne yaparsınız? Hüla. Nasıl ne yapayız? Ne? Ne yapacağız babiçko? Elimiz bagrımızda tete öyle oturuyoruz. Ha, Zarife nasıl böyle bir şey yaptı? Onun adını almayacaksınız dedim bu evde. Şimdi beni iyi dinleyin. Bugünden sonra bu evde ne olmuş ise olmuş, unutacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi yaşayacaksınız. O hiç yokmuş gibi. Hayat devam edecek. Anlaşıldı mı?
Ben tam olarak anlayamadım Ramiz baba. Anlayamam, öyle mi? Gel otur, anlatam. Geç geç. Şimdi beni iyi dinleyin. Ben akşamları ne vakit eve gelem? Fatma, hoş geldin Ramiz diyecek bana. Ben de hoş bulduk Fatma diyeceğim. Kız şeyler koşacak, gelecek. Hoş geldin babişko, hoş geldin babişko. Hoş bulduk kız şeyler diyeceğim. Sonra yemeğe oturacağız. Sabah olacak, gün doğacak. Her vakit olduğu gibi ayrı sabahlar Fatma, ayrı sabahlar Ramiz Efendi, ayrı sabahlar Vahide, ayrı sabahlar babişko, ayrı sabahlar kız şeyler. Sonra ben gideceğim süt sakal, dagatam kamış ile Hasan gidecek dükkanına, Atice büyütecek Üsmen'e. Sonra Vahide ile Mustafa evlenecek, işte hayat devam edecek. Güzel güzel. Anladınız mı? Anladık, anladık. Anladık. Te vakit kurun sofrayı. Haydi. Ana biz de sana yardım edelim. Müslüman olduğumu gösteren bir kağıt lazım. İktidar belgesi mi? Ne öyle bir şey değiller. İktidar. İktidar belgesi. İmam efendi veriyor onu. Ondan sonra lazım manastıra tazdik edersin. Peşimden gideceğim imam efendiye alam onu. Sonra manastıra müftülüğe gideceğim. Tamam dur. Git. Git ama dikkat et. Düner dinmezle evleniriz. Ben akşama dönerim. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Ne oldu? Niçindir bu lastik suratın? Anlatırım şimdi. İyi. Cabbar Efendi. Ha? Buyur. Eve yemeğe gelmedin. Ben buraya getirdim. O vakit sen git, akşam evde görüşürüz. Hadi. Yok yok yok. Peşin isteyeyim soran bir şey. Ne vakittandır bir sıkıntı var sende. Ta manastırdan geldiğinden beri. Mühim değil, mühim değil. Ramiz efendilerin durumlarına üzülesin bilim. Ben de üzülüm. Ama başka bir sıkıntı var sende. Var Bediye'nim, var. Var ise söyle, ne oldu? Gizli derdin dermanı yoktur deyler. Manastır'a kurbanlık koyun için, almak için gitmiş idim. Bilirsin Bediye'nim. Bilirim. İşte o koyunların hepsi çalındı. Ne? Yürü. Nasıl olur öyle bir şey? Oldu Bediyen. Oldu. Çok para yatırmış idin sen o koyunlara. Bütün paramı. Fatma abla perişan olmuştur. Ramiz amca da öyle. Ya başlarına bir fenalık daha gelirse? Merak etme. Kötü bir şey olmasına müsaade etmeyeceğim. Kızamayım da Zarife. O kız severler birbirlerini. Gözleri hiçbir şey görmey. Neyse ben yemeğe bakayım. Benim. Bütün bu olanlar yüzünden seni çok ihmal ettim.
kızmadın bana değil mi? Yok, niçin kızam? Beni dinleyin. Eşkıyaya karşı milis kuvvetleri oluşturuyoruz. Son zamanlarda hepinizin malını, canını, namusunu tehdit eden çetecilere karşı kendinizi savunabilmeniz için öncelikle köylerdeki gençlere silah eğitimi vereceğiz. Ramiz Efendi için çok üzüldüm. Zor günler bekliyor hepimizi Papaz Efendi. Üla. Dünkü olayları kimin çıkarttığının öğrenebildiniz mi? Maalesef kumandan, hiç kimse bilmey. Ama en kısa zamanda öğreneceğim. Merak etmeyesiniz. Müslüman ahaliyi sakinleştirebilmemiz için bu işi yapanları bulmamız şart Papaz Efendi. Bilim cezbi kumandan. Elimden geleni yapayım. Florina yolcusu kalmasın. Florina da inecekler. Florina yolcusu... Kitabınız düştü. Sağ olun. Rica ederim küçük hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlıdır kızım. Geldi mi Namık? Yok, gelmedi daha. Ha. Bu kim? Aa, bu bizim bir akrabamız. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de. Sen be kızım, niçin gene geldin? Ha. 3,5 günü kaldı da onu geldim haber verem size. Namık artık bir an evvel kararını versin. Babam çukuru çok derin başladı kazay. Tamam, biliz kızım, biliz. Ne çukuru? Mezar çukuru. Aa, çok iyi. Tamam, anladık. Sürersin Namık'a. Unutmazsın, üle değil mi Münevver teyze? Hiç unutmam be kızım, üle diyeceğim. Çukur için diyeceğim. Sen üle. Haydi, hayırlı geceler. Haydi. Haydi güle güle. Namık be çocuğum. Sen bu kızı mecbursun, çaresiz alacaksın. İstemeyim onu. İsteyeceksin, o iri babası geldi mi öldürecek hem seni hem beni. İçeri gir be eşşek. Getir oğlumu ateşten. Nasıl, iyi bakmış mı oğluma? Bakmış. Haydi. Yüzben, torunum. Ay buyurun. İsmen. Sofra hazır. Haydi, haydi. Haydi. Hadi Hatice'm. Hasan. Haydi bakalım. Otur, otur. Sak odasın. Enişte. Sak odasın, haydi. Ver kızçaları. Kızça ver al. Afiyet olsun. Haydi başlayın, başlayın bakalım. Al, al bakalım. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Hasan, geldin mi? Hasan al. Sağ olasın. Haydi otur çocuğum, ne yemedin? Kızçalar. Hoş geldin. Mis gibi de kokmuş. Hoş geldin Mustafa. Hoş buldum validem. Bindirdin mi Feride treni? Bindirdim. Sağ salim gider inşallah. İnşallah. Ben de göremedim. Feride'ye ayıp oldu. O da sana selam söyledi çok. Aleyküm selam. Bayağı serin olmuş hava Ramiz amca. Üle üle. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Zarife nerede? Gelmiyor mu yemeğe?
akşamlar hocam. Alex? Ben kusura bakmazsanız sizden bir şey soram size. Estağfurullah. Ben iktida belgesi için gelmiştim. Bunun resmi hüviyet kazanması için manastır müftülüğünden onay gerekir. Onu bileyim. Gel benimle. Hadi. Ağaca baltayı vurmuşlar. Sapı bedenimdedir demiş. İnsanoğlu bu hayatta neler düşünmeyi, neler istemeyi, neler hayal etmeyi. Ama gene de Rabbim ne yazarsa o oluyor. Ben Maksimken hep isterdim ki Hasan, anacığım babacığım hiç ülmesin. Hep dua ederdim Hasan, ülmesinler diye. Sonra ne vakit delikanlı oldum. Sana dedim ki her şeyi yapabilirim. Benim her şeye gücüm yeter. Sonra evlendim. İşte o vakit dünyadaki işte. Dünya o vakit değişmiş. İnsanın hayatı çocukları oluymuş. Onlar iyi olsunlar. Onların karınları tok olsun. Onlar üşümesinler. Onlar sağlıklı olsun. Onlar onlar evlendiklerinde ayrılı insanlarla evlensinler, mutlu olsunlar. Sen bunların... Ama azan olma işte. Olmay. Rabbim ne yazarsa o oluyor. Sen ne kadar istersen iste Namız Efendi. Ana Azar, şu ablamı bir daha güreceğiz mi? Güreceğiz tabii. Nasıl konuşuyorsun öyle? Babam güremeyeceğiz değil. Ne olur mu öyle şey? Güreceğiz. Nayde. Babanı sakli. Artık bir ablanız eksildi bizden. Ana. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Öyle. Duydunuz babanız ne dedi? Haydi bir iki lokma ye be kızım. Yok dede, ben Alex'i bekleyeyim. Heh, de geldi. Gereken bütün tedbirleri aldı kaymakam bey. Baytar efendinin evinin civarında zabitler yerleştirdik. Ramiz efendinin köyünde de 24 saat devriye geziyor. Sağ olun komutanım. Sağ olun Meryem. Papaz efendiyle konuştunuz mu? Evet efendim. Fakat ne yazık ki henüz kimlerin yaptığını öğrenememiş. Ama elinden geleni yapıyor. Anlıyorum. Umarım yarın bir netice alırız komutan.
Yoksa halkı sakinleştirmek çok zor olacak. Haydi Hasan. Ben uyudum. Gidelim. Hayırlı akşamlar babaçko. Hayırlı akşamlar Hatice. Hayırlı akşamlar Hasan. Nerede? Sözde yatakta. Rahat edersin. Burada oturdum. Seni hayal edeyim. Candan bakaydım. Burada da seni düşündüm. Şimdi buradasın. Ben yarın sabah manastırda işim var. Ha, lazım gidem. Müftülükten alalım. Sulu adını. Tazdik. Sonra evleniriz. Ondan sonra yine lazım gidem işkodraya. İşkodraya mı? Niçin? Alam küçük Zarife. Küçük Zarife. Kim o? Ben mektupta yazmıştım, okumadın mı sen? Okuyamadım ki. Sagos'un namık dereye düşürdü. Neyse, küçük Zarife ufakcık bir kızcı. Ya bu kadar. Bu kadar. Prenses gibi güzel. Kavaklar köyünde yaşaydı, İşkodra'da. O günlerde neydim sürgün. Nenesiyle yaşaydı. Sonra bir gün nenesi öldü. Zavallıcık yalnız kaldı bu dünyada. Dedim evlatlık alam. Olsun kızım. Ama vermediler. Müslüman Hristiyan davası bilirsin. Yetimhaneye yolladılar sonra. Ama söz verdim ona. Müslüman olunca gideceğim alam. Tabii eğer sen de istersen. İsterim tabii. Niçin istemeyeyim? Say mı? Evet. Onun da adı Zarif öyle mi? Madem yarın erken kalkacaksın, sen de yat artık. Burada hayal ederim seni. Hayırlı geceler. Sana da. Efendim Fatma. Yok bir şey yok. Yat İlesa. Ramiz. Fatma, eğer o meseleyi konuşasın istersen, isteğim hiçbir şey duymayayım. Hiç mi bir şey yapmayacaksın Ramiz?
Yapmayacağım hiçbir şey. Sanki ben istemeyeyim mi bir şey yapam? Ama yapmam, yapamam. Biraz devam edersen konuşasın, ben gidip dışarıda yatacağım. Hayırlı sabahlar babiçko. Hayırlı sabahlar babiçko. Hayırlı sabahlar kız Çelenem. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar vay be. Hayırlı sabahlar Ramiz amca. Hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı sabahlar Fatma. Hayırlı sabahlar. Ben giden küçük dadıdan. Odima. Odima. Selanik'e geliyoruz. Ben İstanbul'a gidiyorum. Hala. Efendim? Ne tesadüf. Ben de İstanbul'a gidiyorum. Selanik yolcusu kalmasın. Selanik yolcusu kalmasın. Namık, çabuk çocuğum gel, yok kimse. Gel gel, yok kimse, hadi daha çabuk. Emin misin ona? Yok yok, hiç kimse yok. Çabuk gel çarşıya gidelim, bitirelim işi, dünelim, gel. Yürü, haydi. Yavaş yavaş. Münevver teyze, huu! Bu geldi. Münevver teyze, hayırlı sabahlar. Sana da be kızım. Hayırlı sabahlar teyze. Hayırlı sabahlar. Ben bu sizi bir yerden bileyim sanki. Yok, bilmiyorsun. Öyle mi değilsin? Ey! Ha, Münevver teyze. Babam dey ki, 3 gün vakti kaldı namıkın dey. Onu geldim söyleyeyim. Biliz ki 3 günü daha kalmış. Olsun, ben gene söyleyeyim. Tamam. Ey, haydi kalın sağlıklı. Haydi sen de güle güle git. Namık. Adamın şakası yok. Ha, ne çaremiz ne? Ne düşünüyorsun? Ben daha 3 günüm var ana. Halledir, halledir. Çok sürmez. Tamam. Baytar Efendi. Zarife sana emanet. Merak etme be More, merak etme. Haydi sen selametle git hem gel. Haydi. Bir şey lazım istesen çıkma. Dedem halleder. Olur. Bilirsin için söyleyeyim değil mi? Bilirim. Ablamı üzledik. Siz susun bakalım.
Biz teyze Ayfer ablamızı kıralım. Ben size susun dedim mi demedim mi? Ana, biz Mustafa ile kasabaya ineyiz. Ney, enim. Sen iyi misin? İyiyim, ben iyiyim, çok iyi. İster misin kalam seninle? İstemeyim, iyiyim ben. Gidin. Ey oğul. Fatma yenge, biz kasabaya iniyoruz. Ne bileyim. Geç kalmayız, merak etme. Bir isteğin var mı? Yok. Hay görüşürüz. Kızcalar, biz döner Fatma yenge, üzmek yok, anlaştık mı? Kaymakama görmek isteyiz. Durun, bekleyin biraz. Efendim, Hakkı Efendi ve diğerleri sizi görmek isteyirler. Buyursunlar. Buyurun. Alex ve Zarife evleniyormuşlar. Ramiz Efendi nasıl izin verir böyle bir şeye? Ayıp, ayıp. Ramiz Efendi müsaade etmemiş ki. O zaman nasıl evlenirler? Kız kendi kaçmış değiller. Tübe, tübe. Gel, 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 gel. Söyledikleri doğru mu? Terzi Hasan. Hiçbir şey bilmeyin, merak da etmeyin. Zarif Bey evi terk etmiş değiller. Size ne oli be? Sizin ne gayeniniz? Eğer bir şey bizi ilgilendirir, Terzi'nin karısı. Sen benim karımla konuşmak için kimden müsaade istedin acaba? Nikola Efendi. Hadi be, kü terzisi. Hasan. Bırak deyin. Değmez bülesine. Haydi. Buyurun komutan. Ben de tam faillerin yakında yakalanacağını anlatıyordum efendilere. Bize üzgün dediniz Kaymakam Bey. Üle üzgün dediniz. Üzgün içe yakalamazsınız. Olanlardan biz mesul değiliz. Hakkı Efendi, kaymakamla konuştuğunu unutma. Bana bak Hakkı Efendi. Yaptığın her şeyden seni mesul tutarım. Bunu sakın unutma. Burada koskoca devlet var efendiler. Hak var, hukuk var. Kimse bunlara karşı gelme cüret etmesin. Size failleri bulacağımı söyledim. Bulacağım. Siz de o vakte kadar sükut içinde bekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi çıkabilirsiniz. Vahide, Ramiz amca affeder mi Zarife'yi? Yani hemen demiyorum, bir süre sonra. Belki çok sonra. İnşallah. Ya sen? Sen de kızgın mısın Zarife'ye? Ben mi? Bilmeyeyim. Bilmeyeyim kızgın mıyım. Fatma abla. Sen misin Meyrem? Benim abla. Bak gördün mü Meyrem? Leçekle gitti. Ne arkasına baktı ne bir şey söyledi. O da geldi başımıza Meyrem. Ah Allah'cığım. Ah. Abla gel, içeri girelim. Dışarıda yağmıyor ben. Haydi. Haydi içeri girelim abla.
Yavaş yavaş yavaş. Aman bir de sen kırmayasın camı. Süpürdüm Hasan. Ah yoruldum be Hatice'm. Yok ben iyiyim de daha ne kaiş var biliyor musun? Gene aklaysın be Hatice'm. Sabah ka üle akladın ki yaş kalmadı gözünde be Hatice'm. Aklamayım aklamayım. Hayırdır Cappar Efendi böyle selamsız nereye gidersin? Kusura kalmayasın adam. Bu Terzin Nikola ile bir iş görüşmem var idi. Terzin Nikola ile iş görüşmesi öyle mi? Öyle. Ha iyi. Öyle olsun. Ama ey be Hasan be, ey be Hasan be. Oo Cappar Efendi. Hoş geldin. Hayırlı günler Nikola Efendi. Gel buyur otur. Yok ben oturmayayım. Sen o dükkanı hala satın almak ister misin? Yoksa düşünür müsün satmayı? Belki. Belki. Anlaşırız seninle be Cappar Efendi. Gel otur bir kahve süreyim sana. Geç. Kahveci. Sak olasın. Bize okkalı iki kahve yap. Köpü gibi ol olsun. Ol. Bunu senden hiç beklemezdim Cappar Efendi. Hiç. Hiç üzmeyesin canını Fatma abla. Meryem. Kız bile yürüdü gitti. Ne arkasına baktı. Ne beni gördü, duydu. Hakkımı helal etmem dedim. Öyle yürüdü gitti. Süçü, Süçü, Süçü. Anlaşıldı. Gene başladık. Odime. Efendim, Süçü kızı Vahide ve Mustafa Bey geldiler. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Dilaver. Olanları duydum Vahide. Evde durumlar nasıl? Nasıl olsun? Kimsenin ağzını bıçak açma. Dilaver, Zarife ile Alex'in korunmaya ihtiyacı var. İki cemaatin de onlara karşı tavırları var biliyorsun. Evet biliyorum. Merak etmeyin. Gereken tedbirleri aldık. Cappar Efendi. Ertesi gün paran hazırdır. Sen de yarın getir dükkanın taposunu. Yapalım devre işlemlerini. Eyvallah. Haydi selametle. Kolay gelsin Hasan. Oo maşallah. Bayağı toparlamışsınız dükkanı. Toparladık Cappar Efendi, toparladık. Hasan, ben gideyim. Oldu Hatice'm, hadi. Hadi sen git. Hadi selamet. Sütçü. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Akşama sütlaç yapam diyeyim. Sütün var mı biraz? İyi düşünmüşsün ama sütüm yok. Sütlaçlık süt var. Süt var. Sütlaç için. Lazım değil.
O vakit sütlaçını suyla yaparsın. Yapayım. Yaparız, yaparız. Aa, daha çok gezersin, çok. Sütçü. Ramiz Efendi nasıl? Evdekiler nasıl Aslan? Hep isteyim, onları sorayım sana. Ey, ey, ey. Dedim ki, Zarife Alex'inden kaçmış. Çok üzüldüm Aslan, çok. Güle. Allah hepinizin, yani hepimizin yardımcısı olsun. Güle. Hasan, niçin gözüme bakmadan konuşaysın? Aa, Cabbar Efendi. İster misin sana süleyen bir böyle okkalı kahve? Ah, affedersin sen içmesindir kahveni o uğursuz musibet Nikola terzisiyle. Hasan, Niko'nun dükkanına iş görüşmek için gittim. Ha, iş öyle mi? Öyle. Demek artık beğenmeyesin benim diktiklerimi. Hasan, mesele o değil. Ne mesele? Hasan, benim bütün kurbanlık koyunlarımı çaldılar. Yukarıdaki dükkanı satışa çıkar. Dükkanı sataysın. Öyle. Nikola'ya. Hasan, mecburum. Hay le le le. Daha çok geçmedi. Aynı şeyleri yaşadık. Yüzüme çarptılar kapılarını. Süt almadılar. Selam vermediler. Anı kahramandım, anı ermişidim. Ama vakit gelediniz kapıma. Sette ova. İtik o vide, kamuş. Odüme deyim ben. Odüme. Odüme. Kamuş odüme. Odüme deyim kamuş. Odüme. Gel. Ramiz Efendi. Lazımdır gidelim kamuş. Ramiz Efendi. Kamuş. Ramiz Efendi. İsteyim sana bir şey söyleyeyim Ramiz Efendi. Bilim ki yüreğin yanar Ramiz Efendi. Bilim. Bilim ki hem üfken hem kırgınlığın büyüktür. Ama senin kızın bundan bile benim de kızımdır Ramiz Efendi. İsteyim bilesin ki Zarife benim çatım altında güvendedir. De bunu istedim sana söyleyeyim Ramiz Efendi. Benim Zarife adında bir kızım yok. Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Sağ ol Dilaver. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol. Selam söyle. Hiç acele etmeyin. Anlattığım gibi. Silahı omuzunuza sıkıca yaslayın. Nefesinizi tutun ve ateş edin. Hadi bakalım. Nefesini. Adın ne senin? Mehmet. Aferin Mehmet.
Fatma! Fatma neredesin? Fatma! Fatma! Buradayım. Bulunmayı çek! Halide! Elimi yıkayacağım. Çek bulunmayı. Hayırlı akşamlar Ramazan Bey. Çek! Halide çek çek! Çek çek! Hadi gideyiz çocuklar. Hadi. Yeter! Avlu nerede? Getir hem. Buyurun. Kendi isteğinle mi Müslümanlığı kabul ediyorsun? Evet. Kalbinde hiçbir şüpheye yer bırakmadan. Evet. Öyleyse Allah seni korusun. Sağ ol. Kendine yeni bir hayat düşündün mü? Adı ne? Nedir bu halin? O Alex denen şerefsiz yapmış. Kimsin sen? Paskov'un abisiyim. Duydum ki seninle ortak bir derdimiz var imiş. Artık bu meseleyi çözelim Nikola Efendi. Ne lazımsa yapalım. Zarife ablam geri dönecek mi? Dönmez. Ama ben onu çok üzledim. Ben de üzledim. Nerede? Baytar dedenin evinde değiller. Ara sıra gelirdir belki. Gelmez. Böçkum izin vermiyor ki. Belki bu sene gülmeye gideriz. Bile. Bile tabii ki. Papaz efendi herkese soruymuş. Camiye domuzi kim bagladı? Asanın dükkanını kim yakmaladı? Dikkatli olalım. Bu papaz efendi de kimin tarafında ya? Merak etme, bize hiçbir şey olmaz Petrus efendi. Madem ki ihtarlarınızı dinlemediler, vakit güne bizden gitmiştir. Cezalarını çekecekler. Ne yapacağız Nikola efendi? Bu gece oyu basacaksınız. Hem Alex'i hem de kızı öyle bir dövün ki ta ki evlenmekten vazgeçsinler. Akılları başına gelsin. Sonra da o evi yakın. Sen merak etme Nikola efendi. Cezalarını çekecekler. Balkan halklarını kışkırtanların başında Ruslar ve İngilizler geliyor. İşte Bulgarların bu kadar pervasızca istekte bulunmaları, Yunanlıların Girit'e yaptıkları hep Ruslarla İngilizlerin kışkırtmalarındandır. Biz Makedonlarla, Yunanlılarla, Arnavutlarla, Bulgarlarla yüzyıllardır bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. Ama ne yazık ki artık Rum elinde kardeşin kardeşi vurması sıradan bir hal aldı. Papaz efendi beni çağırtmışsınız. Hoş gelmişsin. Biraz seninle konuşalım. Geçen gün camide olanları bilirsin. Bileyim. Müslüman cemaati aramızda düşmanlık yaratmak isteyenler vardır. Burada Tanrı'nın huzurunda sorayım sana, bunu kim yaptı? Bilmeyeyim. Bilmem deme bana. Bilim ki bilirsin ama korkarsın Süleyasın. Süleyim, bunu kim yaptı? Burada kilisede yalan Süleyasın büyük günahtır. Papaz efendi, bunu sana söylersem beni öldürürler.
Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Enişte. Sağ olasın Maide. Afiyet olsun. Sağ ol. Kız kardeşin yetişmiş midir İstanbul'a? Sanmıyorum Ramiz amca. Sabah anca İstanbul'da olur. Ha, uzatsın senin şu iznini de bir an evvel evlenin. Düğün mü isteysin yapalım? Evlenecekler düğün, düğün. Birden mi? Birden. Hayda, niçin bakarsın öyle aval aval? Yok baba, düşünüyordum uygun düşer mi birden düğün yapalım, sırası mıdır? Niçin sırası değilmiş? Ne olmuş bu kadar şaşıracak? Sefte mi duyarsınız ki evlansınlar? Yok değil, sefte duymayız da baba. Ya? Lazım değil, acele edelim. Ta ki durumlar sakinleşsin. Hayda, niçin acelesi yok? Bir an evvel evlenin. Şimdi sırası değil demek istiyor Ramiz baba. Hani Zarife bir... Hasan! Hasan! Bu evde kararları kim veriyor? Siz mi, ben mi? Birininki ben. Evlenecekler dedim mi evlenecekler. Ne vakit dersem o vakit evlenecekler. Öyle mi? Öyle Ramiz amca. Sen ne dersen olur tabii. Şükür anlaşıldı. Kızçalar nerede? Yok Arda. Zarife ablam Baytar deden evinde mi? Öyle. Uzak mı? Değil. Fatma yenge nasıl Meryem? Vallahi perişan olmuştur. Ana, Zarife ablam o Hristiyan olanla evlenecek mi? Evladım, o artık Hristiyan değil, Müslüman oldu. Evlenmeleri günah değildir. Hayır Hacı Ali, evlenmeleri günah değil. Kim söylediyse yanlış söylemiş. Ben bakarım. Papaz efendi. Suçlular kim? Ügrandım kaymakam bey. Evet kim? Basko ve arkadaşları yapmış. Ne? Meryem ben çıkıyorum. Ceketimi getirir misin? Tete getireyim. Manastır'dan mısınız? Manastır'dan mısınız demiştim. Yok hayır değilim. İstanbul'dayım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Manastır'a ziyarete mi geldiniz? Aslında Manastır'a gelmedim. Abimle birlikte Pürsücan'a geldik. Yakında evlenecekti. Pürsücan'a? Evet. Abiniz kimlerden? Belki tanırım. Tanıdığınızı sanmıyorum. Pürsücan'da çok vakit geçirdim. Abimin adı Mustafa. Nişanlanacağı kızın adı da Vahide. Tanır mısınız? Yok, zannetmiyorum. Bana adınızı bağışlamadınız. Feride. Memnun oldum küçük hanım. Ben de Muharrem. Memnun oldum. Merak etme be kızım. Şimdi gelir. Komutan, komutan, komutan! Buraya silahlı adamlar geliyor. Hadi davranın silahlarınıza. Hadi gelin benimle. Hayır.
Çabuk çabuk. Yerlerinize. Yerlerinize. Hadi. Efendi. Alex. Ben iktidar belgesini aldım İmam Efendi. Kaymakam Bey. Failleri bulduk komutan. Paskov ve arkadaşları yapmışlar. Tahmin etmeliydim. İlyas. Hemen tutuklayacağız Kaymakam Bey. Paskov ve arkadaşlarını iyice sorgulayın komutan. Bu işe ucundan kıyısından bulaşan herkes istiyorum. İlyas, yanına adam al. Paskov'un evine gidip tutuklayın. Ve hemen buraya getirin. Başüstüne efendim. Daha çok var mı? Az kaldı. Sofra hazır ana. Haydi buyurun. Sen de otur. Geç Mustafa. Haydi kız şeyleri al getir. Dur. Mustafa gel. Evet. Haydi bakalım. Gel şu ekmeği bulalım. Emine. Pembe haydi gelin yemek hazır. Emine. Duyamaylar. Kızçılar nerede?
Ramize dedim, yok ardalar odalarında. Bunlar da yeni adet çıkardılar. Çekilsinler odalarına. Sofra kuruldu mu hiç kimse odasında kalmayacak. Buraya gelecek. Ete bile sülerim. Ana baba, kızçeler yok. Nasıl yok? Odalarında değiller. Nasıl yok? Benim nasıl? Ne oldu be Alex? Evlenim dedi. Zarife ile evlenim. Buyurun. Açın kapıyı. Ne oluyor? Oğlu nerede? Yok evde. Müsaade et. Geç. Şahit misin? Şahidim. 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 Akdi nikah etti. El Fatiha. Çıkayım gir.